Arkadaşlar, şu anda oynadığımız ırk olan cücelerin hikayesine bir giriş yapalım. Yani komple cücelerin şu anki durumuna kadar olan bütün lore'unu anlatmayacağız. Nereden gelirler? İşte nedir kendileri, özellikleri nelerdir falan filan gibi. Bu tarz şeylerden bahsedeceğiz kısaca. Eda çok istedi, çok hype'landı diyeyim. Bu şeye arkadaşlar size de göstereyim bu görseli. Şu anda cücelerin olan kısmını görüyorsunuz. World of Warcraft'taki Family Tree'deki. Cüceler arkadaşlar evet Titanlardan geliyor. Nathrezm kökenli görünüyor burada. Biz kendilerine Earthen diyeceğiz. Earthen'lardan geliyor, Earthen'lardan geliyor, Earthen'lardan geliyor diye söz edeceğiz kendilerinden. Evet. Earthen'lardan bahsedecek olursak. Earthen'lar kimdir, kimlerdir? Aşkım aldınız mı? Burada takılmayalım. Evet, gidelim. Gidelim. Biraz açılalım. Nasıl coin kasacağım ben peki? İzleyerek abi. Sadece izleyerek. Başka hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bebeğim bunlar non-stop spam Evet, oluyor. o yüzden Gidelim. gidelim biraz Tamam. açılalım. Oradan orada konuşalım ama sen beni duymadın. Yolda Rockjaw Trog da keselim. Tamam. Şu görseli kapatayım ben. En temizinden. Earthen dediğimiz ırk arkadaşlar Azeroth'ta Old God'larla olan savaşlar bittikten sonra Old God'ların Azeroth'a verdiği zararı önlemek için yapılan savaş sona erdikten sonra hani tabiri caizse ortalık kan gölünü götürüyordu. Azeroth bozulmuş bir haldeydi. Ve Azeroth'u yeniden düzenleyip tekrar eski düzenine sokmak ve hani eski düzenine sokmak derken işte ağaçlar yanıyordu yeniden yeşillendiren değil. Baya baya hani yeryüzü şekillerini falan düzeltecekler. İşte bozulmuş olan yapıları düzeltecekler ve nasıl söyleyeyim işte içinin içine ışık girecek işte shadow girecek her şekilde bütün güçleri kullanarak hem büyü dengesini koruyacaklar hem de işte nasıl söyleyeyim ya çok da uzatmayayım dünyaya düzen getirecekler. İki tane arkadaşlar forge var. Forge dediğimiz şey yani güç kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Forge of Origination, diğeri ise Forge of Will. Forge of Origination'ı hani belki devam ederiz. İkinci il karakterlerimiz hani Tritail'deki Eda ile Lore öğreniyorum karakterleriyle devam ederken anlatırız. Forge of Will arkadaşlar Storm Peaks'te bulunan yani Ulduar'ın yakınlarında bulunan bir işte Forge yani güç kaynağı ve Titanların bu dünyanın bozulmasından sonra yani düzeltmek için kullanacakları tool'lara yani aletlere güç veren şey. Bu aletler neler peki? Bu aletler arkadaşlar ana olarak Earthen'lar dediğimiz şu anki bu cücelerin birebir aynısını düşünün arkadaşlar. Ancak metalden yapılmaları. Bu metalden yapılma cücelere Forge of Will arkadaşlar hareket etme kabiliyeti, hareket etme gücü ve hani irade gücü sağlıyor. İrade gücü sağlıyor arkadaşlar. Diğer şey ise Mecha gnomlar yani gnomlar yani küçük ama şu anki etten kemikten olanları düşünmeyin. Mechagon'dakiler de değil. Hani onlar yarı gnom yarı mekanik. Tam mekanik gnomlar arkadaşlar. Bunlar da nasıl söyleyeyim? Bu Earthen'ların aramıza hoş geldin. Takibin için teşekkür ederiz. Bu Earthen'ların kullandığı eşyaları yapacak olan küçük hizmetkarlar gibi düşünebilirsiniz. Ben o görseli size tekrar açayım. Şurada kendilerini görebilirsiniz. Earthen Series 1 diyor arkadaşlar. İşte bu Earthen Series 1'e Forge of Will'de hani düşünme yeteneği, hareket etme yeteneği işte gibi gibi özellikler sağlayan şeyi Forge of Will'le veriyorlar arkadaşlar. Burada şeyleri görebileceğiz mi acaba? Gnomlar da arkadaşlar görüyorsunuz. Bu Vanir ve Aether Titan Keeper'ların altında Mecha Gnomes'dan geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında aynı temel atadan geliyor kabul edebiliriz. Tamam mı bebeğim? Yani o zaman doğru. Titanlar için. Titanlar yarattı onları. Evet. Ama şöyle, burada Earthen serisini göstermemiş. Acaba göreceğiz mi? Bak Earthen Series 2 diyor ya, biraz daha yaklaştırayım. Arkadaşlar da belki
Görün netlik bozuluyor, kusuruma bakmayın ama metal cüceler bunlar. Aha. Okey. Anlatabildim mi? Mecha gnomlarda burada gene göremiyoruz. Belki Mimiron'u gösterir dedim ama Mimiron'u hatırlayan varsa metal gnom. Yine gnom şeklindeler ama metaller arkadaşlar. Şöyle hem dwarfları hem de gnomları kapsayacak şekilde anlatalım. Titan Keeper'lar kendilerine yardımcı olsunlar diye yaratıyorlar. Neden? Old God'larla olan savaştan sonra Azeroth'u eski haline, yani düzeltebilmek için, eski haline sokabilmek için. Peki bu Earthen'ların o özelliklerini hadi bakayım tahmin edin. Earthen'lar çok iyi kazıcılar ve çok yüksek kas gücüne sahipler. Yani inşaatçılar, yani süper inşaatçılar Earthen'lar. How do they look like? Onlar da dwarflara benziyorlar. Gösterdim ya aşkım az önce. Dwarflara benziyorlar, doğru söylüyorsun. Metal dwarflara benziyorlar dedik ya. Daha sonra bu Titan'ların, Titan Keeper'ların başındaki arkadaş Loken, nasıl telaffuz ediyorsanız bir fark yok. Bu Nordic mitolojisindeki Loki'nin kendisidir. Thor'un kardeşi olan. Odin'in oğlu. Neyse uzatmayalım. Loken şey tarafından kandırılıyor. Ne dediğini siz söyleyin. Old God Yogg-Saron tarafından kandırılıyor. Ve Yogg-Saron bu Titan Keeper'ların yaptığı olaya savaş açıyor. Bu savaşı arkadaşlar çeşitli cephelerden sağlıyor. Önce Virkulları kandırıyor. Stormpikes'ta yani Northrend'de direkt olarak kafa kafaya al bebeğim. Okay. Kafa kafaya direkt Earthen'larla savaş haline giriyor. Ve aynı zamanda Yogg-Saron'un bir başka planında arkadaşlar Curse of Flesh. Curse of Flesh'i bu Earthen'ların ve Mecha Gnom'ların üstüne salıyor. Mecha Gnom'ların üstüne salıyor. İlk Leper Gnom tarzı böyle hastalıklı yeşil Gnom'lar ortaya çıkıyor. Earthen'ların üstüne saldıklarında da şu gördüğünüz arkadaşlar. Trog arkadaşlar meydana geliyor. Arkadaşlar Earthen'lardan ilk evrilenler Troll'lar. Daha sonra bu savaş süresince bazı Titan Keeper'lar bu Earthen'ları korumak ve kollamak adına alıp güneye iniyorlar. Bunların arasında işte Tyr var, Arkidas var ve adını hatırlayamadığım bir dişi Titan Keeper daha var. Ironaya mı? Ironaya mı? Öyle bir isim var. Bunları alıyorlar, güneye doğru inmeye başlıyorlar. Eastern Kingdoms tarafında, özür dilerim. Ve bu yanlarında getirdikleri Earthen'ları Uldaman şehrinde saklıyorlar arkadaşlar. Gel bebeğim arkaya gidelim. Bring back the mug. Ve dostlar aynı zamanda bir Dis of Nogranon denen bu nasıl söyleyeyim hafıza diskleri gibi düşünebilirsiniz yani USB basit şeyler. Bu disklerle birlikte gidiyorlar ki bu disklerin içerisinde de hani nasıl söyleyeyim yapılan şeylerin kayıtları var. Loki de bu yaptıklarının ortaya çıkmamasını sağlamak için bu 3 şeyin arkasından Titan Keeper'ın arkasından Kıtraksileri gönderiyor. İlk bölümü izlediyseniz bizim lore anlatımımızda videoda göreceksiniz. Orada çok detaylı bir şekilde anlattım. Tekrar girmeyeceğim. Tyr ölüyor. İşte Arkidas ve diğer arkadaş şeye saklanıyor. Uldaman'ın içine saklanıyor. Earthen'larla birlikte. Ancak Curse of Flesh'i durduramıyorlar. Yani işte o bekledikleri nasıl söyleyeyim verimi alamıyorlar ve Uldaman'ın içi zamanla Trog kaynamaya başlıyor arkadaşlar ve Arkidas en son bir oda yapıyor kendine Uldaman'ın içinde. Uldaman Dungeon'ı bu pakette yapacağız. Çok güzel ve eğlenceli bir macera olacak sizler ve bizler için. Ne donu siz söyleyin. Veil of Eternity patladıktan sonra Sundering olurken bir tane gnom arkadaşlar Curse of Flesh'i yemiş ancak hani o zehirli formuna bürünmemiş. Bir gnom geliyor bu Arkidas'ın bu odasına
giriyor arkadaşlar. Arkitos'un bu odasının olayı ne? Peki niye böyle bir oda kuruyor? Arkadaşlar Uldaman'ın içinde Curse of Flesh devam ettiği için Arkitos bu odaya geliyor. Bütün sağ kalan örtünleri kapatıyor ve bütün kapıları seal'lıyor. Ve içine de bir tane mühür koyuyor. Bu örtünleri hayata geçirebilmesi için. Ve bu mühürü de saklıyor. Ancak Kadimler Savaşı sonrasında hani yaşananlardan sonra dünya patlıyor hani. Sundering yaşanıyor. Bu sırada bir tane gnom arkadaş geliyor buradaki örtünleri kurtarmak için. Bu mührü bozuyor. Ve örtünleri ne tam troglara yani şu yaratıklara dönüşmemişken tekrar hayata döndürüyor ve Uldaman'dan kurtarıyor. Çünkü Uldaman toprak altında kalıyor. Eskideki gibi yani bir Titan şehri olarak kalamıyor Sundering'de yer altında çöküyor diye. Ve çeşitli gnomlarla ve bu yarı flashlı örtünler şeyden Uldaman'dan kurtuluyor. Arkadaşlar bu yarı flashlı örtünler dediğimiz ırk arkadaşlar işte dwarflar, cüceler. Yani orada yani Curse of Flesh'i tam olarak bitirememiş örtünler. Yani orada nasıl söyleyeyim bir tedavi olarak Arkidas bunları mühürlediği zaman adını siz soyun yani tedavi etmiş oluyor ama örtün olarak da kurtaramıyor. Böyle arada kalmış bir ırk olarak kalıyor. Ve cücelerin hani ilk ortaya çıkışı Sundering'den sonra Arkidas'ın mührünün kırılmasıyla birlikte Uldaman da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Uldaman mı doğuyorlar yani? Evet. Curse of Flesh nasıl bir şey? Curse of Flesh bebeğim bunlar mekanikten, metalden, taştan, hani stone'dan da yapılıyor, stone golemlerden de yapılıyor. Yapılma oldukları için bunları güçsüzleştirmek için flash atıyor yani flash dediğinde et. Et şeyi atıyor. Neden ona? Curse'ı atıyor işte. Metal olan gnomlar örtünlerden daha çok taştan diyebiliyorum. Örtün, evet. Ama yine metal olan örtünler de var abi. Zaten örtün adı hani earth, dünyadan düşün hani dünya, kaya. Hani oradan geliyor zaten. Den evrilme. Den yani, aynen o söyle. Topraktan. Evet. Şimdi ne yaptık? En son Uldaman'dan çıktılardı değil mi? Evet. O gnom arkadaş geldi. Arkidas mührünü bozdu. Hı-hı. Onlar taşın toprağın altında deprem sırasında kalmasınlar diye onları Uldaman'dan kurtardı. Bir takım gnom ve bu artık adına dwarf diyeceğimiz yani cüce diyeceğimiz örtünler Uldaman'dan çıktı arkadaşlar ve hani nasıl söyleyeyim şöyle hafif kuzeye şurada çünkü Uldaman hafif de batıya doğru yöneldiler. Ve burada geldiler arkadaşlar çok büyük bir dağ şehri olan. Çünkü ne dedik? Örtünlerin asıl mesleği neydi? Dağları şekillendirmek. İşte ovaları yapmak. Cart curt. Hani dünyaya, Azeroth'a şekil vermekti bunların amacı. Cüceler de haliyle bu konuda çok ustalar. Çok güçlüler. Çok dayanıklılar bu tarz şeylere. Ve ilk iş olarak kendilerine bir mekan yapıyorlar ki bu kurdukları şehrin adına da yani bu bölgede Kazmodan diyorlar. Bu Kazmodan da bir Titan'a dayanıyordu isminin giriş yeri ama. Azmodan, Kazmodan. Kazgorath. Kazgorath ha eyvallah abi. Kazgorath'ın olayı neydi mesela ben Kazgorath'ın detayını pek bilmiyorum. Abi işte Titan'ın her biri bir şeyden sorumlu ya Kazgorath şey yapıyor. İşte o düzen götürdükleri dünyalarda Kazgorath işte yer şekillerinden, dağlardan, taşlardan sorumlu. Ha eyvallah. Mesela yani... Tidestone of Golgonet var hani Aşara'nın raidinin kapısında da gördük, Legion'da da kullandık. O Golgonet de okyanuslardan falan sorumluydu. Sulardan. Eyvallah abi. Biz bunlar okusun, Eda bizi yönlendirir. Ben de biraz bu örtünler çıktı şeyden, dwarflar geldiler buraya. Kazmodan adına, Kazgorath adına Kazmodan'da şehirlerini kurdular. En büyük şehri olan Ironforge'u yerleşkesini yaptılar. Ve içine yerleştiler. Kendilerine hani dünyayı düzeltmekle görevli oldukları dönemde olan hani kardeş ırk gnomlarla birlikte bu bölgeye geldiler. Ancak gnomlar hani kendi şehirleri olan Gnomergan'ı
kurdular. Ancak orada Curse of Flash bir daha patlak verdi. Daha doğrusu şöyle okuyken çok kısaca deneyim. Şehri Troglar bastı. Trog istilasından kurtarmak için oraya hani Curse of Flash benzeri bir veba yaymaya çalıştılar. Ancak ellerinde patladı bu durum. Daha sonra gnomlar şehirde yaşayamayacak hale geldiler ve Ironforge'un içine yerleştiler. Şimdi biraz daha ırksal şeylere geçelim. Hani hikayeden ziyade. Arkadaşlar şu an oynadığımız ırk olan cüceler, dwarflar ana temelde 3 klana ayrılıyor. Bu 3 klan Bronzebeard'ler, yani kızıl sakallar, Dark Iron'lar ve Wildhammer klanlar. Bu 3 klan arkadaşlar ilk dönemlerde, yani early time diyelim, önceki zamanlarda, ilk dönemlerde mutlu mesut hepsi bir şekilde yaşıyorlar. O zaman geçtiğimiz bölümlerde adını anmıştık bir seferliğine. Yüce Cüce Kral demiştim, çok da hoşuma gitmişti. Yine bu Yüce Cüce Kral Modimus Anvil var adı altında toplandılar ve Ironforge'da mutlu mesut yaşıyorlardı. Ancak Modimus Anvilvar'ın ömrü sonsuza kadar değil. O da bir canlı ve nihayetinde ölüyor arkadaşlar. Ve Modimus Anvilvar öldükten sonra adını size söyleyeyim. Bu 3 cüce klanı birbirine giriyor krallık yarışında. Krallık yarışında. Bunu yani, zaten konuşmuştuk. Evet ama bu, çok Wildhammer klanları anlatırken çok kısaca bir değindik hani 3 çekişler savaşı çekişler diye. 3 çekişler savaşı diye konuşmuştuk bununla alakalı. Evet. Ama şimdi hani cücelerin hikayesindeyiz. Asıl olay bu zaten hani. İşte Earthen'lardan geldik. İşte Ironforge'u kırdık. Kazmodan'a yerleştik. Şeyin olayı ne ya? Gnomların dwarflara yardım etme olayı ne? Neden yardım ediyorlar? Neden yani? Bir sebep? Mesela. İşte Edon dedim ya, onun için indireyim, birbirimizi dinlemeyeceğiz diye aslında anlattım. Şöyle bebeğim. Mecha gnomlarla Earthen'lar birlikte hareket ediyorlardı dünyayı düzeltme işlemi sırasında. Şöyle bir birliktelik düşün. Mecha gnomlar hani mühendislikte çok iyiler. Onlar için hani Earthen'lar için dünyayı düzeltmekte kullanacakları alet edevatları üretiyorlardı. Anladın mı? Earthen'lar da bunları kullanarak bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Hani birbirleriyle birlikte yaşıyorlardı. Çalışıyorlardı. Anladım yani. Neyse devam edelim. 3 çekiçler savaşı patlak veriyor arkadaşlar. Yüce Kral Modimus Anvilmar öldükten sonra. Detayına olabildiğince girmeye çalışayım. Şöyle Dark Iron'lar nasıl söyleyeyim, bir nebze yalnız kalıyor. Bronzebeard ve Wildhammer klanları birlikte hareket ediyorlar. Ancak hani en nihayetinde klan savaşı klan savaşıdır. Bronzebeard'ler savaş sonucunda galip geliyorlar. Ve diğer ırklar, yani diğer şeyler, klanlar daha çok kuzeye sürülüyor. Belki Wildhammer'larla daha barışçıl şekilde ayrılıyorlar ama adını siz söyleyin. Dark Iron'larla çok da iyi ayrılmıyorlar. Dark Iron'lar ise güneye iniyor arkadaşlar. Shearing Gorge ve neredeydi o? Burning Steps'e yerleşiyorlar. Hatta o zaman başlarında Thane Tarisian var. Thane Tarisian adına burada çok büyük bir şehir kuruyorlar. Daha sonra hatta burada Black Rock Mountain var. Bu Black Rock Mountain'ın altını çok fazla derin kazıyorlar. Ragnaros'u uyandırıyorlar. Klasiğin o giriş ekranında, hatta şu an Twitch ekrandaki o boss olan Ragnaros arkadaşlar hani Dark Iron'ların uyandırması sonucu ortaya çıkmış diyebiliriz kısaca. Velhasıl devam edeceğiz. Bu kadar derin kazmalarını şeyde de vardı. Onunla bağlantı kuruyorlar değil mi? Yüzüklerin Efendisi'ne evet. Kazıyorlar işte, çıkartıyor. Hayır yapma falan diyor. Yanlış yapıyorsun vesaire. Şuradan yukarı çıkmamız lazım. Ya onlar aslında direkt şey, savaşı kazanmak için hani bir şeyleri peşinde arayışta, yanlışlıkla Ragnaros'u summonluyorlar. Evet.
Hatta yani derin, çok derin kazdılar diye çıkmıyor yani Ragnaros aslında. Daha yani. Sonra hatta Ragnaros'un kölesi haline geliyorlar. Direkt Tolkien'den çalmışlar. Evet. Ama bahsettim ya, yani yaratılış hikayeleri de çok benzer zaten. Daha dedik ki Dark Iron'lar güneye, Wildhammer'lar kuzeye gitti. Wildhammer'larsa kuzeyde boş durmadılar. Şeyi yaptılar, Grim Battle şehrini kurdular. Daha sonra Grim Battle şehri orklar tarafından hani istila edilecek. Bunlar biraz daha kuzeye çekilecek ve şeyi kuracaklar. Eyre Peak'i kuracaklar burada. Şimdi Eda'nın az önceki sorduğu soruya atıf yapayım. Şöyle bebeğim. Her ırkın, hani her klanın kendine has özellikleri var. Mesela Bronzebeard'ler maceracı, yani gezen perest diyeyim, anladın mı? Keşfetmeyi seven, öldüm ben. Evet. Neyse, gezen perest diyelim. Şöyle senin ekranı vereyim, izleyicilerim tamam. Sıkılmasın. İşte bu nedenle çok iyi hunter oluyorlar. İşte bu nedenle çok iyi warrior oluyorlar. Daha sonra ışık öğretisi geldikten sonra da paladin lead'i öğrenebiliyorlar. Ama tabii bu üç çeki savaşından çok 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 sonra gerçekleşiyor. Şu ikinci savaşa dayanıyor. Wildhammer'larsa doğayla çok iç içeler. Hani bu klanın özelliği de doğal, yani yeşili seven olması. İşte o Wildhammer klanı cüceleri şaman olabilir. Ya. Ama hatırlayamam. Anımsadın mı? Böyle direkt ork şamanizmi ya da troll şamanizmi gibi değil. Biraz daha, bir tık daha farklı. Evet, bu arkadaşların şamanlığı. Dark Iron'larsa hani daha çok Shadow büyülerde güç kazanıyorlar. Hatta işte Shadow Priest'lığı cüceler için önemi, anlamı, kaynağı burası diyebiliriz yani. Uther'de onların başarı değil mi? Hayır, Uther ayrı. Paladinlikler. Uther insan. Uther insan bebeğim. Uther cüce değil. Şu an salladın. Hey, bir dakika. Pardon. Uther şey. Okay. I forgot. Neydi? İsmini unuttum. Uçan seyindi dedim. Farshtad. Farshtad, okay. Ben niye sana heal atamadım? Gimli. Gimli mi? Gimli ne? Müziklerin Efendisi'nde. Ayıtları şey olarak ayırabiliyor muyuz ya? Ya en zekisi bu falan işte. Ya en zekisi değil ama güçler farklılığı var yani. Mesela şimdi ben o konuya gelecektim. Güzel soru sordun. Şimdi bunlar dünyaya geldi. Tamam, bir şeyler oluşmaya başladı değil mi yani? Nasıl söyleyeyim? Yani Fix. Nüfusu fark ediliyor değil mi? Yani dünyada varlıkları duyulmaya başlandı. İnsanlarla karşılaşıyorlar ve insanlar hani bunlardan daha güçlü. Çok da savaşçı da değil bunlar, hani her önüne geleni alalım falan diye, ama hani insanlarla, insan boyunduruğu altında bir ittifak kuruyorlar. Ya bunun sebebi insanların bir tık daha güçlü olması aslında. Okay. Velhasıl cücelere devam edelim. Ne anlatmadık cücelerle alakalı? 3 çekiç klanından, 3 çekiç savaşından sonra işte Bronzebeard'lar savaşı kazanıyor ve Magni Bronzebeard liderliğinde Ironforge'a yerleşiyorlar arkadaşlar. Şu anda klasiğe kadar... Magne'nin kızı kaçıyor. Moria değil mi o? Hmm. Kaçıyor. Oraya geleceğim daha ama. Nasıl? Şey, Dark Iron oluyor. Kaçırıyorlar yani abla, bizim ülkede kız kaçırıyorlar ya, kız kaçıyor. Öyle. Yani Thane Tarisyan'ın oğlu, ne Tarisyan'dı adı aklıma gelmedi. Ama soyadı Tarisyan'la evlendiriliyor. Hatta zaten barışmanın ön ayağı oluyor baba. Devam edelim Oğuzhan'ın açtığı yerden. Zaten klasikten sonra hani ben arada bir şey unutur muyum dedim de. Yok çok bir şey. Yanlış mıyım abi? Yok. Klasikten sonra işte kız kaçıyor. Kız kaçtıktan sonra Magni Elmas adam oluyor bir ara. Ondan sonra... O zaten işte Kataklizm döneminde falan oluyor. Kataklizm döneminde Wildhammer'lar işin içine dahil oluyor. Çünkü hani nasıl söyleyeyim? Varian geliyordu. Benim adım yanlış hatırlamadım yani, yanlış hatırlamıyorsam. Bu üç klana şey soruyordu. Hani
bir ortak bir enemi var, gelin bunu durduracağız. Kim dahil olacak diyor. O zaman tabii biz Emperor Tarisyan'ı şimdi Blackrock Mountain'da yapacağımız dungeon'da öldüreceğiz arkadaşlar. Dark Iron cücelerinin lideri Moria Tarisyan olacak. Moria Tarisyan kaçırıldıktan sonra dedim ya, Emperor Tarisyan'la evlendiriliyor. Ve hani kraliçe, prenses oluyor bir nevi. Karıştırdım. Çok özür diliyorum. Neredeydim? Sen hı dedin. Sana takıldım. Bana mı? Hmm. Neyi karıştırdım öyle, bir anlamadım. King Varian geliyor bu üç klana, diyor ki işte tek tek neydi onu size söyleyeyim, bana yardımcı olun diyor. Bronzebeard'lar kabul etmiyor. Diyor ki biz burada standımızı, yani duruşumuzu bozarsak Dark Iron'lar saldırır, Wild Emerald'lar başıboş kalır, yok olurlar diyor. Wild Emerald'lara dönüyor. Wild Emerald'lar da aynı şekilde diyor. Biz arkamız dönersek Bronzebeard'lar yalnız kalacak, Dark Iron'lar Ironforge'i istila eder tekrar diyor. Savaşı tekrar ilerlemek diyor. Orada Moria Tarisyan öne çıkıyor. King Varian biz sana yardımcı oluruz diyor. Hani bakmasan bu ip nelere diyor. Aynen. Daha sonra yaptıklarından utanan işte diğer iki klan lideri, ki yanlış hatırlamıyorsam Falstad'la Muradin geliyor şey, bağlılıklarını gösteriyor ve savaşta King Varian'e yardımcı oluyorlar. Böylelikle bu eski savaşın o şeyleri, hani buzları erimeye başlıyor bu üç klan arasında. Ve hatta Cataclysm expansion'ında Wildhammer klanları işin içine dahil oluyor. Şu an biz sadece mesela klasikte Bronzebeard klanlarını oynayabiliyoruz. Ben de bu sebepten dolayı bir kızıl sakal bir arkadaş açtım. Orada işin içine Wildhammer'lar da giriyor. Hatta şekillerini açabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Ve Dwarf'lar Cataclysm expansion'dan sonra şaman olabiliyor, olabilmeye başlıyorlar. Tamam. İşte Eda'cığım, cücelerin şamanlığı buradan geliyor. Geliyor. Okay. Oğuzhan, yanlış şey yapmadıysam, takip etmediysem hiçbir eksik anlatmadık. Zaten Cataclysm'de de Wildhammer klanları dahil ettik işin içine. Aynen, şey, Varin şeyi basıyor işte, kilitliyor. Ha, aynen. Ironforge'u. Oğlu çok mahsur kaldığı için. Ha, o hikayeden sonra cücelerle alakalı orada zaten pek bir şey dönmedi. Aynen, onlar şeyi kabul etti. Üçlü yönetimi kabul ettiler işte. Hı-hı. Her bir tane şeyle, her klandan bir temsilciyle üçlü yönetim o günden bugüne yani. İşte bu Bronzebeard'ları hatta Muradin temsil ediyor. Falstad şeyi. Moira da şeyler işte. Hatta bu kırmızı tişörtlü çocuk olayı yaşanmıştı. Bir önceki Hinterlands'ı anlatırken izleyen arkadaşlar hatırlar. Orada bayağı derin değindik konuya. Çünkü Wildhammer klanını anlattık derinlemesine. Şu an cüce oynuyoruz diye cücelere değindik. Aramıza hoş geldin. Takipin için teşekkür ederiz. Toparlayayım. Bugünkü anlatımımızda cücelerle burada son veriyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa alalım. Yoksa lore muhabbeti yapmaya biz devam ederiz kendi içimizde, yoksa sorularınızla bizi yönlendirmekten lütfen çekinmeyiniz.